Yüzdelik dilimi bulma. İngilizcesi finding person time. Bu videomuzda yüzdelik dilim nasıl bulunur onu konuşacağız. Öncelikle yüzdelik dilimle neyi kastediyoruz o noktadan başlayalım. Bir veri grubu düşünelim. Bir veri grubu küçükten büyüğe dizildiğinde. En önemli noktalardan birisi bu. Bir veri grubu küçükten büyüğe dizildiğinde veriler küçükten büyüğe dizildiğinde öyle bir değer bulacağız ki o bir yüzdelik dilimi temsil edecek. Mesela nasıl? 20. yüzdelik dilim. Mesela bize bu şekilde bir şey sorulacak. Yüzdelik dilim. İngilizcesi 20. percentile. Bunun bizi anlamış olacak. Verileri küçükten büyüğe dizdiğimizde Öyle bir değer söyleyeceğiz ki öyle bir değer söyleyeceğiz ki bu değer bazen verinin içindeki bir değer olur. Bazen verinin içindeki iki değerin toplamının ikiye bölümü olur. Verinin içinde bulunmak zorunluluğu yoktur bu söyleyeceğimiz değerin. 20. yüzdelik dilim dediğimizde öyle bir değer söyleyeceğiz ki o değer ve ondan küçük değerlerin ondan küçük olan veriler tüm verilerin en az yüzde yirmisi olmalıdır. Buradaki kritik nokta bir değer söylüyoruz. 20. yüzdelik dilimi bu değer üzerinden söyleyeceğiz. Bu değere eşit ve küçük olan veriler. Onların adedini toplayıp toplam veri adedini oranladığımızda %20 bulmamız gerekir en az. %20'den hafiften fazla bulabiliriz. %21 gibi böyle şeyler çıkabilir. Ama bu söylediğimiz değer ve ondan küçük olanların toplamı %20'nin altında kalıyorsa o %20'lik dilimi vermez. Ama burada söylediğimiz değer de en küçük değer olması lazım bize %20'lik dilimi veren. Bunun hesaplanması oldukça basittir. Verileri küçükten büyüğe dizdiğimizde veri adedi n olsun. Herhangi bir yüzdelik dilimi hesaplıyorsak mesela 20. yüzdelik dilim üzerinden başladık. Onun üzerinden devam edelim n çarpı 0.20 yapacağız. Veya 20 bölü 100 direkt. Veya 0.20. Bunu hesap makinesiyle hesaplarız. Eğer ki bunun sonucu tam sayı ise ise bir de bunun sonucu tam sayı değil ise var. Değil ise. Sonuç tam sayı ise buradan sallayalım kaç çıktı. Bir değer sallayalım. K diyelim. Yani değer sallamadım. Bir harf salladım gene de K. Yani buradan bu K şunu anlatıyor. Bu veriyi küçükten büyüğe dizdiğimizde K'nıncı eleman. Sonuç tam sayı ise K'nıncı eleman. C veri diyelim. Artı bu çok kötü buraya sıkıştı. Bir alta geçip bunun cevabını verelim. Şuranın cevabını şuraya, şurayının cevabını da şuraya veriyorum. Tam sayı ise k'nıncı veri artı k artı birinci veri bölü 2. İşte o değerden küçük olan verilerin adedi bu değer verinin içinde tahminen bulunmayacak zaten. Bu değerden küçük olan verilerin adedi tüm verilerin %20'sini verecek bize. Eğer ki tam sayı değilse buradaki çıkan sonuç bu k tam sayı değilse k tam sayı değil ise ondan sonra gelen ilk tam sayı direkt bizim istediğimiz 20. yüzdelik dilimi veren değerdir. K tam sayı değil ise K'dan büyük olan en küçük tam sayı. Mesela K'yı biz 9.8 bulduk. 9.8'den sonra gelen ilk tam sayı nedir? 10'dur. K'dan büyük olan en küçük tam sayı mesela burada 9.8 için söyledik. 10 10. eleman direkt bizim 20. yüzdelik dilimi veren değerimizdir. 10. eleman değerdir istenen diyelim. Buradaki hikaye tam sayı, tam sayı değil. Bunu bir örnek üzerinde yapacak olursak çok daha anlaşılır olacak. Şimdi bir örneğe geçelim. Bir veri grubu alalım. Şimdi veri grubunu dağınık vermeyeceğim. Küçükten büyüğe biçimde vereceğim. 1, 2, 2, 3, 5, 5, 7, 10, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 20, 23, 25. Kaç tane oldu bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tam 18 verimiz var. Küçükten büyüğe de dizilmiş durumda. Şimdi bize 20. yüzdelik dilim. Değerini sorsun. İngilizce soralım bir de. 30. Person time nedir? Bir başkasını soralım. 50. Percentile İngilizce olsun bu da. 90. Yüzdelik dilimi soralım bir de. Şimdi bunları bulmaya başlayalım. Yukarıda da söylediğimiz gibi. Vera dediğimiz kaç bizim? 18. Bu yanlış olmasın. Bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tamam. 18 çarpı 0.20 yapacağız. 0.20, 20 bölü 100 demektir. 20. yüzdelik dilim. Çarparsak bunu ne buluruz? 3.6. Sonuç Tam sayı değil. Tam sayı değilse ne yapacağımızı söyledik. K'dan büyük olan en küçük tam sayı bizim aradığımız değeri verecek. 3.6'dan büyük olan tam sayımız dördüncü veri ve ondan küçük olan veriler tüm verilerin yüzde yirmisini temsil ediyorlar. Dördüncü verimiz kim burada? 1, 2, 3, 4, 3. Burada cevabımız 3'tür. 3 olan değer ve ondan küçük olanlar tüm verinin %20'sini temsil ediyor. Test edelim. Kaç tane oluyor onlar? 1, 2, 3, 4. 4 bölü 18 yapıyoruz. 4 bölü 18 kaçtır? Bunu bir hesap makinesiyle yapalım. %20'den fazla çıkacağını görebiliyoruz. Yani burada hedefimiz tam olarak %20'yi oluşturması değil. 4 bölü 18 yaptığımızda 0.22 oluyor. Yani bu 4'ü tüm verilerin %22'si yaklaşık olarak. Ama bundan önceki 2'yi alsak mesela. 3 bölü 18 olur ki. O durumda 3 bölü 18'i de hesaplayalım. %16 Şimdi buradaki hikaye bizim seçtiğimiz değer ve ondan küçük olan değerlerin adedi tüm veri içinde %20'lik dilimi içeren ilk veri olması lazım. Öncesinde %16'dayız. Burada %20'yi geçiyoruz. Yani bu değerimiz olmuş oluyor. Devam ediyoruz şimdi. 30. yüzdelik dilimdeyiz. 30. percentile'dayız. 18 çarpı 0.30 yapıyoruz. Buradan da cevabı 5.4 buluruz. Bu da tam sayı değil. Tam sayı olmadığı için bundan sonraki gelen ilk veri bizim %30. percentile'ımız olacak diyelim. 30. percentile yani 30. yüzdelik dilimimiz olacak. 6. veri. Yani burada vereceğimiz cevap ne olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Altıncı veri olan 5 bizim buradaki cevabımız. 50. percentile ne olacak? 50. percentile aynı zamanda medyandır. Medyan veri adedi çiftse tam ortada kalan ikisinin toplanıp ikiye bölünmesidir. Neydi onlar? 9 ile 10. veriyi toplayıp ikiye böleceğiz. Biz bunu e, biliyoruz medyan hesaplamasında. Ama burada şimdi percentile üzerinden hesaplayacağız. Percentile hesabı da bize medyan hesabınıyla aynı sonucu verecek zaten. 18 çarpı 0.50 yapıyoruz. Bununla bunu çarpınca sonuç 9. Sonuç tam sayı. O zaman 9. veri artı 10. veri bölü 2 bize 50. percentile verecek. 9. verimiz kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. bu. Bu da 10. veri. 10 artı 11 bölü 2'den 10 buçuk aradığımız cevaptır burada. 10 buçuktan küçük olan verilerin adedi 10 buçuk dahil 10 buçuk içinde olmadığı için dahil edemiyoruz. Yani şuradaki 9 tanesi tüm verilerin %50'sini temsil ediyor zaten. Çok net biçimde gösteriyor bu. 90. yüzdelik dilime geldik. 18 çarpı 0.90 yapıyoruz. Bundan bunu çarparsak ne eder? Bir hesap makinesiyle yapalım onu. 18 çarpı 0.9 16.2 Tam sayı değil. Bu nedenle bundan sonra gelen ilk tam sayıya gidiyoruz. 17. veri bizim için 90. Yüzde, yüzdelik dilim değeridir. O değer ve ondan küçük olanlar tüm verilerin %90'ını kesin olarak içeriyor. %90'dan birazcık fazla olması sizi rahatsız edecek bir şey değil. Bu kavram böyle bir şey. %90'ı içeren ilk veri veri ve ondan küçükleri tespiti. O veri sınırını tespit ediyoruz biz burada. 17. verimiz zaten 23'tür. 23 buradaki cevabımız. Bu şekilde konu anlatımımızı burada tamamlıyoruz. Yüzdelik dilim bulmak yani percentile bulmak oldukça basit bir ilkedir. Bu formülün çeşitli varyasyonları da vardır. Vera dediğinin üzerine bir ekleyip de çarpmalar gibi şeyler. Biz direkt vera dediğiyle de çarpma formülü üzerinden hesaplamayı yaptık ki en sağlıklı olanı budur. Bu şekilde bu konu anlatımımızı burada noktalıyoruz.